Arkadaşlar, bugünkü ısı sıcaklık konusu kısmında ısı miktarının neye karşılık geldiğini söylemeye çalışacağız. Daha önce biz ısı ve sıcaklık arasındaki temel farkların neye karşılık geldiğini söylemiştik. Sonrasında sıcaklığın ne şekilde ölçüleceğinden bahsetmiştik. Bugün de ısı miktarının ne olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi öncelikle hemen şunu düşünelim. Biz dışarıdan bir maddeye ısı, enerjisi verdiğimiz zaman o maddede ne gibi değişiklikler meydana gelir? Bunu bir düşünelim. Şimdi dışarıdan bir maddeye ısı verdiğimiz zaman o madde üzerinde ya sıcaklık değişimi söz konusu olacaktır. Yani sıcaklığını maddenin arttırmış olacağız verdiğimiz ısıya karşılık. Ya da sahip olduğu halden başka bir hale geçiş yapacaktır. Ki biz burada ne diyeceğiz? Hal değişimi diyeceğiz. Tabii sıcaklık değişimiyle birlikte madde dışarıdan ısı aldığı durumda elbette ki aynı zamanda genleşecektir. Ama şimdilik genleşme kısmıyla ilgilenmeyeceğiz. Ve hatta ısı miktarının maddenin sıcaklığı üzerinde ne gibi bir değişikliğe sebep olabileceğini ilk etapta söylemeye çalışacağız. Daha sonraki kısımda elbette ki hal değişiminin ne olduğunu da söyleyeceğiz. Şimdi şöyle düşünelim. Aynı cins iki madde, su olabilir, aynı miktarda bulunsunlar. İkisinin de sıcaklığı aynı miktarda olsun, aynı değerde olsun. Biz bu iki maddeye farklı değerlerde ısı enerjisi verdiğimiz zaman o maddelerin sıcaklık artışları acaba aynı olabilir mi? Kesinlikle hayır diyeceksiniz. Şöyle değerlendirebilirsiniz. Eşit zaman aralıklarında, eşit miktarda ısı enerjisi veren ısıtıcı kaynaklarını düşünelim. İki tane kaynaktan bir tanesini 5 dakika, bir diğerini ise 10 dakika çalıştırdık. Aynı tür iki madde, aynı miktara sahip ve aynı sıcaklığa sahip olan iki maddeye ısı enerjisi vermiş olalım. Böyle bir durumda daha uzun süre ısı enerjisi veren maddenin sıcaklığındaki artış daha fazla olacaktır. Düşüneceksiniz. Peki, o zaman genel itibariyle ısı miktarını karşılaştırırken acaba maddelerin kütle miktarları burada etkili midir? Mesela şöyle düşünelim. Aynı sıcaklığa sahip olan iki madde, yine su olarak düşünelim. Aynı cins ve bunların sahip oldukları kütle değerleri birbirinden farklı olsun. Ama sıcaklıklar aynı. Ben bunların ikisine de eşit miktarda ısı enerjisi verirsem, acaba son sıcaklıkları aynı olur mu? Tabii ki hayır. Yani bir bardak suyla bir sürahi su aynı sıcaklığa sahipken ikisine de eşit miktarda ısı enerjisi verdiğim zaman ikisinin de son sıcaklığı aynı olduğunu düşünmemiz mümkün müdür? Asla değildir. Kütle değeri bakımından daha az olan suyun sıcaklığı daha fazla artacaktır diyeceksiniz. Ya da şöyle düşünün, iki tane farklı madde düşünelim. Kütleleri eşit olsun, sıcaklıkları da eşit olsun. Böyle bir durumda ikisine de eşit miktarda ısı enerjisi verirsem ben, acaba bu maddelerin sıcaklıkları aynı miktarda değişecek midir? Yine bu soruyu kendi kafamızdan bir düşünelim. Kesinlikle hayır diyeceğiz. Burada da ne etkilidir diyeceğiz? Maddelerin cinsleri etkilidir. Maddelerin cinsleri, ki birazdan tarif edeceğim, ısı sahası ya da özgül ısı ya da ısınma ısı şeklinde tarif edilen bir kavramla birlikte dışarıdan aldıkları ısı miktarına bağlı olarak sıcaklıklarını ne derece değiştirebilecekleri belirleyen aslında bir değerdir. O zaman kısaca sıcaklık değerine karşılık olarak bir maddenin alabileceği ısı miktarı değeri neye bağlıdır diyeceğiz? Maddenin kütlesine, ki biz buna M diyeceğiz. Maddenin öz ısısına, ki buna biz C diyeceğiz. Birazdan tanımlayacağım bunun ne olduğunu. Ve maddenin sıcaklık değişimine, ki buna da delta T diyeceğiz, bağlıdır. Şimdilik dediğim gibi biz hal değiştirmeyi dikkate almayacağız. Hal değiştirmeyi daha sonradan anlatacağım ben size. Isı miktarını biz genel itibariyle zaten Q harfiyle göstermiştik hatırlarsanız. Çok basit bir denkleme sahiptir. Maddenin kütlesi, öz ısı ve sıcaklık değişiminin çarpımı bizim o maddeye verilmesi gereken ısı miktarının neye karşılık geldiğini bize söyleyecek bir değerdir.
Şimdi burada şunu hemen dikkat ediyorsunuz. Biz kütle değerini daha önceki konularımızda da anlatmıştık. Nasıl alınması gerektiğine ilişkin özellikle birimsel anlamda neye karşılık geldiği söylemiştik. Burada ısı sıcaklık konusunda biz kütleyi birim olarak gram cinsinden alacağız. Sıcaklığı Celsius cinsinden alacağız ki biliyorsunuz bunların ikisi de uluslararası birim sistemine göre tarif edilen birimler değildir. Isı miktarını kalori şeklinde alacağız. Kısaca CAL diyeceğiz. Öz ısıyı da kalori bölü gram çarpı santigrat birimi cinsinden tanımlayacağız. Peki buna bağlı olarak o zaman hemen bir sıcaklık ısı miktarı grafiğini çizersek. Maddenin bulunduğu sıcaklık değerine biz başlangıçta T1 dersek. Bu andan itibaren biz bu maddeye bir miktar ısı enerjisi verdiğimizi düşünürsek, verdiğimiz ısı enerjisine de Q kadar dersek, öyle bir durumda dışarıdan zaten ısı alan bu maddenin sıcaklığı da olacaktır diyeceksiniz, artacaktır. Sıcaklık artışı da doğru orantılı bir şekilde kendini gösterecektir. Q kadar ısıya karşılık gelen son sıcaklık değerine de biz T2 dersek. Öyle bir durumda bu grafiğin eğimi acaba bize neyi verebilir? Grafiğin eğimi karşı dik kenar delta T'ye karşılık gelecek sıcaklık değişimine. Büyük T de diyebilirsiniz, küçük T de diyebilirsiniz. Komşu dik kenar zaten alması gereken ısı enerjisi miktarına karşılık gelecektir. EQ eşittir M çarpı C çarpı delta T ifadesini kullanıyorsak o zaman 1 bölü M çarpı C o da bize delta T bölü Q'yu verecektir. Yani aslında burada özelde bilmeniz gereken bir formül yok. Sadece karşımıza sıcaklık ısı miktarı grafiği çıktığı zaman sıcaklık değişimini zaten burada eksen üzerinde anlamamız mümkündür. Alması gereken ısı miktarını da yatay eksen üzerinde görülmesi mümkündür. Bazen sorularda bunların yerleri de değişebilir. Çok önemli değil. Buna bağlı olarak o zaman biz ısı miktarını biliyoruz, sıcaklık değişimini biliyoruz dersek o maddenin kütlesiyle öz ısının değerinin neye karşılık geldiğini çok rahat bir şekilde söyleyebileceğiz. Sadece bir şeye dikkat etmenizi istiyorum gençler. Zaman zaman karşımıza grafik sıcaklık zaman şeklinde çıkabilir. Sıcaklık zaman grafiği eğer ısı gücü sabit olan bir ısıtıcı kullanılıyorsa bize verilen soru köklerinde aynı şekilde bir grafik çizecektir. Ya da karşımıza aynı değerde bir grafiği çıkaracaktır. Sadece burada şuna dikkat edeceksiniz. T1 sıcaklığından itibaren madde ısı enerjisi vermişiz. Zamanla sıcaklık T2'ye çıkmış. T1 süre ile T2 süre aralığında bu madde ısı enerjisi vermişiz. Eğer ısı hızı sabit bir ısıtıcı kullanmışsak her bir zaman diliminde maddeye vermiş olmamız gereken enerji miktarı da aynı değerdedir diyeceksiniz. Atıyorum mesela T saniyede maddeye biz Q kadar ısı enerjisi vermişsek 5T saniyede o maddeye vermiş olduğumuz ısı enerjisini de 5Q olarak tanımlayacağız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor sevgili gençler. Şimdi buradan hareketle hemen birkaç kavram var. O kavramların ne olduğunu söyleyelim. Şuraya da yazabiliriz. Öz ısı ya da diğer adıyla ısınma ısısı ya da diğer adıyla özgül ısı. Nasıl tanımlayacağız? Şimdi şöyle düşünün. 1 gramlık bir madde var elimizde. O 1 gramlık maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak istiyoruz. Ya da azaltmak istiyoruz. Öyle bir durumda o maddenin dışarıdan alması gereken enerji ya da ısı enerjisine biz özgül ısı diyeceğiz ya da vermesi gereken ısı enerjisine özgül ısı diyeceğiz. İsterseniz hemen bir tanımlayalım. Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli
ısı miktarına denir. Demin de gösterdiğimiz üzere küçük c ile gösterilir. Tabii ki birimi kalori bölü gram çarpı santigrat derecedir. Ve kesinlikle maddeler için ayırt edicidir. Aynı şartlarda birbirinden farklı iki maddenin öz ısılarının aynı olma koşulu yoktur. Ona özellikle dikkat edeceğiz. Maddeler için ayırt olduğu gerçeğini unutmayacağız. Başka unutmamamız gereken bir nokta daha var. O da bizim için çok ama çok önemlidir. Maddenin öz ısısı sıcaklık ile ya da sıcaklık değişimi ile değişmez. Yani bu şu anlama geliyor. Siz maddenin sıcaklığını arttırdığınız zaman ya da o maddenin sıcaklığını azalttığınız zaman o maddenin sahip olduğu öz ısı değerinde bir değişiklik yapmış olmuyorsunuz. Yani 1 santigrat derecedeki saf suyun öz ısısı neyse 99 santigrat derecedeki ya da 100 santigrat derecedeki saf suyun öz ısısı da odur. Maddenin sıcaklığı arttığında, azaldığında o maddeye ait olan o temel özellik öz ısı değeri asla ve asla değişmez. Buna dikkat ediyorsunuz. Peki öz ısı ne zaman değişir? Sadece madde hal değiştirdiği zaman diyeceksiniz. Yani bu kısmı bilmeniz zaten bizim açımızdan yeterli olacaktır. Şöyle hemen söyleyelim o zaman. Madde hal değiştirince öz ısısı değişir. Burada da genel olarak madde hal değiştirdiğinde öz ısı illa artar veya azalır şeklinde bir kavram kullanmıyoruz. Bazen artabiliyor öz ısı değeri, bazen de madde hal değiştirdiğinde azalabiliyor. Yani katı formdan sıvı forma, sıvı formdan da gaz formuna geçtiği zaman o maddenin sahip olduğu öz ısı değeri artabilir, azalabilir. Buna dikkat ediyoruz. Peki, bir diğer kavrama dikkat edeceğiz. O da ısı sahası olacaktır. Sağ gençler kelime itibariyle kapasite anlamında kullanılır. Yani ne demektir ısı sahası? Aslında bir maddenin ısı kapasitesini tarif eder. Yani bir maddenin sahip olduğu ısı kapasitesi neyse o maddenin ısı sahası da odur diyeceğiz. Öz ısıyı tanımlarken biz maddenin 1 gramı üzerinden düşündük. Burada ise maddenin m gramı üzerinden değerlendirme yapacağız. Yani diyeceğiz ki bir maddenin m gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli ısı miktarına denir. Yani hemen basit bir şekilde şöyle tanımlayabilirsiniz. Bir bardak suyun ısı sahası daha fazladır aynı sıcakta, yoksa bir sürahi suyun mu ısı sahası daha fazladır? Kesinlikle nasıl cevap vereceksiniz? Bir sürahi suda madde miktarı daha fazla olduğu için o bir sürahi suyun ısı sahası bir bardak suyun ısı sahasına göre nedir? Daha fazladır. Ya da bir de önünüzdeki defteri düşünün. O defterden bir yaprak kopardınız. Kopardığınız yaprağın ısı sahası mı daha fazla olur, yoksa defterin toplamda ısı sahası mı daha fazla olur? Tabii ki defterin diyeceksiniz. Niye? Çünkü defterin sahip olduğu madde miktarı daha fazladır. O zaman biz hemen burada şunu da söyleyebiliriz. Tabii öncelikle ısı sahasının büyük C ile gösterildiğini bilelim. Burada da büyük C sevgili gençler
maddenin kütlesiyle öz ısısı şeklinde tanımlanır. Birimi kalori bölü santigrattır. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Ve unutmayacağınız bir gerçek vardır. O da maddeler için ayırt edici değildir. Yani farklı kütle değerlerine sahip olan farklı maddelerin ısı sahaları birbirine eşit olabilir. Ama aynı kütlede kesinlikle zaten o farklılığı yaratan etken neydi? Öz ısıydı. Bunu unutmayacağız. Şimdi bir iki soruyla isterseniz devam edelim. (gülüyor) 20 santigrat derecedeki 10 gram suya 200 kalori ısı enerjisi verildiğinde suyun son sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Burada sabit değerlerin hiçbirini zaten ezbere bilmek zorunda değilsiniz ama genel itibarıyla karşımıza çıkan suyun öz ısı değeri 1 kalori bölü gram çarpı santigrattır. Bunu unutmayalım. Hemen isterseniz soru köküne bir bakın. Neyi kullanacağız biz? Q eşittir M çarpı C çarpı delta T ifadesini kullanacağız. Maddeye vermiş olduğumuz enerji miktarını zaten ısı enerjisini biz Q ile gösteriyorduk. Onu söylemişiz. Değeri ne kadardır? 200 kaloridir. Aldık yerine yazdık. Kaç gram madde kullanmışız? 10 gram madde kullanmışız. Onu hemen yerine yazdık. Suyun sahip olduğu öz ısı değerine zaten biz ne demişiz? 1 demişiz. Buna bağlı olarak o zaman delta T değerini hesaplamamız mümkündür. Gerekli işlemi yaptığınız zaman delta T değeri burada neye karşılık gelecektir? 20 santigrat derece. Hatırlarsanız delta T değişim anlamında kullanılan bir ifadeyle zaten tanımlanıyor. Şuradaki üçgen değişim demektir. Delta T dediğimiz nedir? Maddenin son sıcaklığıyla ilk sıcaklığı arasındaki farktır. Maddenin son sıcaklığını biz bilmiyoruz ama ilk sıcaklığının 20 santigrat derece olduğunu söylemişiz. Değişim de 20 santigrat derece olduğuna göre o zaman T son eşittir nedir diyeceğiz? 40 santigrat derece. İsterseniz hemen basit bir soru daha soralım. Santigrat derecedeki 2 kilogram kütleli suya ya da şöyle diyelim suyun sıcaklığını 30 santigrat derece 30 santigrat derece çıkarmak için verilmesi gereken tabii ki suya verilmesi gereken ısı miktarı kaç kaloridir? Yine aynı şekilde C su eşittir 1 kalori bölü gram çarpı santigrat diyeceğiz. Şimdi soru köküne bakalım. Bu defa vermemiz gereken ısı miktarının değeri bize sorulmuş. Bir önceki soruda son sıcaklığı sormuştuk. Şimdi ısı miktarını sormuşuz. Yapacağımız şey yine zaten basit. Yine Q eşittir M çarpı C çarpı delta T ifadesini kullanacağız.
Burada Q değerini sormuşuz. Maddenin kütlesini vermişiz. 2 kilogram demişiz. Yalnız burada 2 kilogram bizim gram cinsine yazmamız gerekiyor. Çünkü CGS1 sistemine göre işlem yapıyoruz. Burada kütleyi 2000 gram şeklinde tanımlayacağız. Sıcaklığı ne kadardır gençler? Sahip olduğu öz ısı değeri ne kadardır? 1 kaloridir. 1 kalori bölü gram çarpı santigrattır. Sıcaklık değişimi ne kadar olacaktır? İlk sıcaklığı 10 santigrat derece, son sıcaklığı ise 30 santigrat derece olması istemişiz. Buna bağlı olarak o zaman delta T'nin 30-10, o değişiktir 20 santigrat derece olması gerekir. Alıp yerine yazarsak 20 santigrat derece, bu durumda Q eşittir ne çıkacaktır karşımıza? 2000 çarpı 20, o da 40.000 kaloriye karşılık gelecektir diyeceğiz. Şimdi birkaç soruyla daha devam edelim. İlk soruya bakalım isterseniz. Bir tablo vermişiz. Saf halde bulunan X, Y, Z sıvılarının kütle ve öz ısı değerleri verilmiştir diye sormuş, söylemişiz. Sıcaklıkları aynı olan bu sıvılara eşit miktarda ısı enerjisi veriliyor. Verilen ısı enerjilerin miktarları neymiş gençler? Eşitmiş. Maddelerin son sıcaklıkları Tx, Ty, Tz arasındaki ilişki nasıl olur diye sormuşuz. Soru kökünde bir ipucu daha var. Bu maddelerin ilk sıcaklıkları nedir? Aynıdır. O zaman her biri için ayrı ayrı değerlendirme yaparsak, X'e verilen ısı miktarına biz Q dersek, kütlesi M, öz ısı 3C, sıcaklık değişimi delta TX. Y için verilen ısı miktarı Q, kütlesi 2M, öz ısı 2C, sıcaklık değişimi delta TY. Z'ye verilen ısı miktarı yine Q, kütlesi 2M, öz ısı C, sıcaklık değişimi delta T, Y. Şimdi hemen burada şöyle bir değerlendirme yapabilirsiniz sevgili gençler. Sahip oldukları, daha doğrusu maddelere verilen ısı miktarları her biri için aynı. Sıcaklık değişimi maddenin ısı sahasıyla ters orantılı bir şekilde karşımıza çıkıyorsa, o zaman ısı sahası büyük olan maddedeki sıcaklık değişimi nedir diyeceğiz biz? Azdır diyeceğiz. X için 3mc ısı sahası, Y için 4mc, Z için ise 2mc şeklinde karşımıza çıkıyor. Isı sahası en düşük olan Z olduğu için Z'nin sıcaklık değişimi en büyüktür diyeceğiz. Isı sahası en büyük olan ise Y'dir. Y'nin sıcaklık değişimi en küçüktür diyeceğiz. Bu arkadaşların zaten sahip oldukları ilk sıcaklık değerleri aynı olduğuna göre son sıcaklıkları sorulmuşsa bize, sıcaklık değişimi kimde daha fazla kendini göstermişse o maddenin son sıcaklığı daha büyüktür diyeceğiz. Buna bağlı olarak o zaman Tz büyüktür Tx, o da büyüktür Ty şeklinde sonuç karşımıza çıkacaktır. Peki, şimdi bir diğer soruya bakalım. 80 santigrat derecedeki 100 gram demir parçasının 50 santigrat dereceye kadar soğurken verdiği ısı enerjisi 20 santigrat derecedeki 50 gram alüminyuma verildiğinde son sıcaklığı kaç santigrat derece olur diye sormuşuz. Aslında soru gayet basit bir soru. Demir parçasını soğuturken ki verdiği ısı miktarını alüminyuma verirsek o alüminyum son sıcaklığı ne olur diye sormuşuz. O zaman kısaca şunu söyleyebilirsiniz. Q demir, bu demirin verdiği ısı miktarıdır. Bunu neye eşitleyeceğiz biz? Q alüminyuma. Birinin verdiği ısı miktarı kadarlık bir ısı enerjisini diğer maddeye ne yapacağız? Aktaracağız ki onun son sıcaklığında olduğu bizden istenmiş. O zaman demir için hemen söyleyelim. Kütlesi ne kadar? Direkt zaten Q eşittir M çarpı C çarpı delta T ifadesini kullanıyorsunuz. Demir için kütle değeri 100 gram. Öz ısısı demirin, bu sabit değerle dediğim gibi ezbere bilmek zorunda değilsiniz, 0.11 diye verilmiş. Sıcaklığı 80 santigrat dereceden 50 santigrat dereceye düşürülmüş. Ne kadar değiştirilmiştir diye sorsak ne cevap verirsiniz? Tabii ki 30 santigrat derece. Alüminyumun kütlesi bize verilmişti. Kaç gramdı alüminyumun kütlesi? 50 gram. Alüminyumun öz ısısı bize verilmişti. O da 0.22. Tabii sıcaklık değişimini bulmaya çalışacağız. Eşliğin her iki tarafında gerekli işlemleri yaparsanız, şöyle sayıları çarpıp bölmek yerine
direkt sadeleştirme yapabiliyorsak yapalım. O hamallığı gerçekleştirmeyelim. 0.11, 0.22, 0.22, 0.11'in iki katıdır. 2.50 çarpımları 100'dür. 100 sadeleşir. Bu durumda delta T A o da 30 santigrat derece olur. Bu ne demektir gençler? Alüminyum sıcaklığı 30 santigrat derece değişecek. Peki değişecek. Artacak mı azalacak mı? Dışarıdan ısı enerjisi aldığı için sıcaklığı artacaktır. Mevcut sıcaklık kaç santigrat dereceydi? 20 santigrat dereceydi. 30 santigrat derece sıcaklığını artıracaksa o zaman son sıcaklığı nedir diyeceksiniz? 50 santigrat derecedir diyeceksiniz. Peki. Bir diğer soruya bakalım. Bir grafik vermişiz. Bu grafikte iki tane maddeye ait değerleri söylemişiz. Soru köküne hemen bakalım. X, Y maddelerine ait sıcaklık ısı grafiği verilmiştir. X ve Y'nin kütleleri 20 gram ve 40 gram ise öz ısıları oranı nedir diye sormuşuz. Bu da yine gayet basit bir sorudur. Her biri için tek tek söyleyebilirsiniz. X'in grafik üzerinde seçtiğiniz herhangi bir nokta için işlemi yapabilirsiniz. Tabii bu seçtiğiniz noktanın değerleri belli olsun ki sonuca rahat bir şekilde ulaşabilelim. Şuradaki nokta için işlem yaparsam ben X'e verdiğim ısı miktarı ne kadar? 200 kalori. Sıcaklığı 0 santigrat dereceden 10 santigrat dereceye kadar artmış. O zaman yine şu mübarek denklemimizi kullanacağız. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T ifadesini. X için hemen söyleyelim. X için almış olduğu ısı miktarı 200 kalori. Kütlesini vermişiz soru kökünde 20 gram diye. Öz ısısını bilmiyoruz. Cx dedik. Sıcaklığı ne kadar değişmiş? 0'dan 10'a 10 santigrat derece değişmiş. Aynı işlemi Y için yaparsak Y ne kadar ısı enerjisi almıştır? İsterseniz şuradaki nokta için işlem yapabilirsiniz. İsterseniz şuradaki nokta için işlem yapabilirsiniz. X için 200 değerini almıştık. İsterseniz Y için de aynısını yapalım ki işlemi daha rahat gerçekleştirebiliriz. Y'nin aldığı ısı miktarına ben yine 200 kalori dersem kütlesini vermişiz 40 gram diye. Öz ısısını bilmiyoruz. Ona C'ye dedik. Peki sıcaklığı 200 kalori ısı enerjisi aldığı zaman Y'nin ne kadar değişmiştir? 0 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye artmıştır. Sıcaklık değişmedi 20 dersek buradan gerekli işlemleri yaparsak ne yaparız? Biliyorsunuz biz bilinmeyen sayısı fazlaysa taraf tarafa bölme, çarpma işlemini fazlasıyla yaparız. Burada taraf tarafa böldüğümüz zaman 200'ler sadeleşecektir. Şu sıfırlardan kurtaralım istiyorsanız 2'ler sadeleşecektir. 4'ü karşı tarafa çapraz atarsam Cx bölü Cy oranı 4 çıkacak.